Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler kitabı 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ve 160. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 4. ünite değerlendirme çalışmaları. Aşağıdaki soruları karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız. Üzerinde henüz bilimsel çalışmalar yapılarak yapılarak doğruluğu kanıtlanmamış ama bilimsel çalışmalar yapıldığında doğru çıkacağı umulan düşüncelere ne denir? Hipotez. Bir aleti, bir aygıtı veya bir yöntemi ilk kez bulma işine ne denir? Buluş. Bir aleti, bir aygıtı veya bir yöntemi ilk kez bulan kişiye ne denir? Mucit. İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini insan ve doğal çevre arasındaki etkileşimi konu edinen bilim dalına ne denir? Coğrafya. Yasal yollar dışında çoğaltılan ve satılan kitap, CD, bilgisayar yazılımı ve oyunları, sinema filmleri gibi bandrolü olmayan ürünlere ne denir? Korsan yayın. Toplumların örf ve adetlerini, yaşam biçimlerini, toplumsal olayların oluşumunu ve gelişimini inceleyen bilim dalına ne denir? Sosyoloji. İnsan davranışlarını ve insan, insanın zihinsel süreçlerini bilimsel yöntemler kullanarak inceleyen bilim dalına ne denir? psikoloji Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise de yanlış ise Y yönünde ilerleyiniz. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır? Etkinliği hatasız değerlendiren öğrenci 8. çıkışa ulaşır. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur? 2, 4, 5 ve 6. kutucuklardaki ifadeler doğrudur. Hangi kutucuktaki kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız. 1, 3 ve 7. kutucuktaki ifadeler yanlıştır. İfadelerin doğru biçimlerini örnekler aşağıda verilmiştir. Psikoloji alanında yapılan çalışmalar ve edinilen bulgular, insanların geçmişteki yaşam biçimleri ve kültürleri hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Yanlış. Kaynakça oluşturulurken yararlanılan kaynakların, adının yazılması vardır. Yanlış. Oktay Sinanoğlu ülkemizde akıl ve sinir hastalıklarının çağdaş yöntemlerle tedavisine öncülük etmiştir. Yanlış. Aşağıdaki ifadeler doğru ise D. Yanlış ise Y ye yazınız. Yetkililer coğrafya biliminin araştırma yöntemleri sonucu elde edilen bilgilerden yararlanarak yoğun kar Yaşının olması beklenen yerlerde okulları tatil edebilirler. Doğru. Bilimsel bir araştırma yapmanın ikinci basamağı araştırma sorusunu belirlemektir. Yanlış. Üç boyutlu yazıcılar gelecekte insanların yaşamlarını kolaylaştıracak önemli bir buluştur. Doğru. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler günümüzde eskiye oranla çok yavaş olmaktadır. Yanlış. Psikoloji biliminin yaptığı araştırmalar sonucunda Anne ve babalar çocuklarının büyüme aşamalarını daha kolay takip edebilirler. Doğru. Bilimsel araştırma sırasında tek bir kaynaktan yararlanılmalıdır. Yanlış. Telif hakkı saklı olan ürünleri yasal yollardan temin etmeliyiz. Doğru. Korsan yayınları çoğaltan ve satan kişiler bu işle ilgili devlete vergi öderler. Yanlış. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. Bireyler tarih bilimi sayesinde ait oldukları milletin geçmişini öğrenir, kültürünü ve milli değerlerini tanır. Felsefe bilimi insanların olayları eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirilmesine katkı sağlar. Felsefe biliminde görüş belirtilen kişilere filozof adı verilir. TÜBİTAK ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan bir kurumdur. İnsanların doğada bulunan ham maddeleri kendi işlerine yarar hale getirebilmek ve yenilikler bulmak için kullandıkları farklı yöntemleri de içine alan tekniklerin tümüne teknoloji adı verilir. Buluş yapan insanın buluş konusu ürününü belirli bir süre üretme, kullanma ve satma hakkına patent denir. İnsanların her türlü fikri ve emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklara telif verilir. Kitap, CD, kaset gibi kaset, DVD gibi süresiz yayınların üzerinde bulundurulması gereken baskılı etikete bandrol denir. Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız. 1 sosyolog, iki antropoloji, 3 psikolog, 4 arkeolog, 5 felsefe, 6 yeryüzü şekilleri, 7 insanın geçmişteki faaliyetleri. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanlığa birçok alanda büyük kolaylıklar sağlamakta. İnsanlar zamanla yeni buluşlar ortaya koymaktadır. Aşağıda verilen alanlarla ilgili günümüzde hangi bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yapıldığını araştırarak Bunların gelecekteki yaşam üzerine olası etkilerini yazınız. Teknolojinin gelecekteki yaşam üzerine olası etkileri. Sağlık alanındaki gelişmeler, artırılmış gerçeklik, dijital beyin, cyborg, insanların insanlar, tıbbi 3 boyutlu yazıcılar, oyunlaştırılarak davranış düzeltme, e bıçak, sanal klavye, nano kıyafetler, mikro test cihazları, ameliyat simülasyonları, robot asistanlar, giyilebilir cihazlar sağlık tarama cihazları, yapay zeka, doktorlar ve gen haritaları, eğitim alanındaki gelişmeler, evden eğitim, online dersler, VR ve AR gözlükle eğitim, kişiselleştirilmiş sıralar, bulut bilişim sistemi ile gerekli eğitime bilgiye ulaşma sistemi, bükülebilir ekranlarla resim yapma, yazı yazma olanağı sunulup notlarınızı resim olarak saklama olanağı, ulaşım alanındaki gelişmeler, Tesla ile başlayan elektrikli otomobil dönemi gün geçtikçe daha da popülerleşmeye başlamış durumda. Lüks araçların da etkili elektrikli modeller üretmesiyle birlikte gelecek yüzyılda araçların elektrikli olması öngörülmektedir. Gelecekte araçlar sürücüsüz insansız araçlara dönüşeceklerdir. Bu sayede kaza oranı azalacaktır. Gelecekte drone taksiler ayağınızı yerden keserek hızlı bir şekilde sizi istediğiniz yere anında ulaştırabilecekler. Yüksek hızlı trenler teknolojisi ile saatte 1223 km hıza ulaşabilen vakumlu trenler olacak. Gelecekte güneşten elektrikli üreten elektrikli araçları aynı zamanda şarj edilebilen akıllı yollar oluşacaktır. İletişim alanındaki gelişmeler gelecek yıllarda iletişimde değişikliğine arttırılmış gerçeklik hayatımıza girecek. Video konferans şeklinde görüşmeler gerçekleştiriliyor. Dil engeli ortadan kalkacak. Otomatik dil çeviri sistemleri kültürümüze girecek. Uzak gelecekte düşüncelerimizi birisinin beynine doğrudan göndererek iletişim kurabileceğiz. 6. sınıf öğrencisi Hande öğretmeninin verdiği bilimsel araştırma çalışmasını yapmak istiyor. Bunun için bilimsel araştırma basamaklarını takip etmesi gerekmektedir. Bu konuda Hande'ye yardımcı olmak için aşağıda verilen kutucuklara sırasıyla bilimsel araştırma basamakları yazınız. Birinci aşama araştırma sorusunu belirlemek. ikinci aşama varsayım oluşturmak. Üçüncü aşama kaynak taraması yapmak. Dördüncü aşama bilgileri sınıflandırmak. 5. aşama metin oluşturmak. Aşağıda verilen sosyal bilimlerin toplum hayatına etkileriyle ilgili örnekler yazınız. Sosyal bilimlerin toplum hayatına etkileri. Arkeoloji, arkeolojik yöntemlerle ortaya çıkarılmış kültürleri, sosyoloji, coğrafya, tarih, etnoloji gibi birçok bilim dalından yararlanarak araştıran ve inceleyen bilim dalına denilir. Tarih, geçmiş zamanı inceleyen, geçmiş zamanda olan olayları incelenmesinin yanı sıra bu olaylarla ilgili etnik, etkinliklerin keşfe toplanması, organizasyonu, sunumu ve yorumu ile ilgili bilim dalıdır. Coğrafya, Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, biyolojik, insansal ve siyasal yönden inceleyen, yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen fiziksel, ekonomik, biyolojik, insansal ve siyasal gerçeklerin tamamını bir bilim altında gözlemleyerek inceleyen bilim dalıdır. Felsefe varlık, bilgi, gerçek, adalet, güzellik, doğruluk, akıl ve dil gibi konularla ilgili özel sorunlara ilişkin Yapılan çalışmaların tamamı felsefenin konusudur. Felsefe düşünce sanatı olarak da bilinmektedir. Buna göre felsefe Yunanlılar için bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı anlamına gelmiştir. Sosyoloji toplum bilimi, toplum ve insan etkileşimi üzerinde çalışan, toplum toplumları araştırarak sokakta karşılaşılan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal ilişkilere kadar geniş bir yelpazede insan ve toplum hareketlerini kültürlerini inceleyen bilim dalıdır. Antropoloji geçmişten günümüze yaşamış toplulukları, insanların çeşitliliklerini inceleyerek insanların kültürel ve fiziksel yapısını ara araştırma, insanları tarihin en eski dönemlerinden aydınlanmasına yardımcı olan ırkları sınıflandıran yapıları inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji ruh bilimi diye bilinmektedir. İnsan davranışı ve incele... insan davranışını inceleyen bilinçli veya bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duygu ve düşünceleri incelemektedir. Psikoloji çok kapsamlı bir bilimsel alandır. Bu alanda uzmanlaşmış ilgili insanlara psikolog denilmektedir. İnsanların geçmişlerini, yaşadıkları çevreyi, yaşam tarzlarını ve kültürlerini inceleyen bilim dallarına sosyal bilimler adı verilir. Sosyal bilimlerle ilgilenen Mehmet, kendine bu alanda bir meslek seçmeyi düşünmektedir. Buna göre Mehmet'in aşağıda verilen mesleklerden hangisini seçmesi düşünülemez. A. Antropolog B. Makine mühendisi C. Psikolog D. Sosyolog B. Makine mühendisi Doğru cevap Konya Çatalhüyük'te yapılan kazılar sonucunda çanak, çömlek ve takılar bulunmuştur. Buna göre yapılan bu çalışma aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle daha çok ilgilidir? A) Arkeoloji B) Coğrafya C) Felsefe D) Psikoloji A) Arkeoloji doğru cevap. Eski eserlerin ve kalıntıların kazılar sonucu çıkarılmasını sağlar. İnsanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini inceler. İnsanların geçmişteki faaliyetlerini sebep sonuç ilişkisi içerisinde inceler. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki sosyal bilim dalları ile eşleştirilecektir. Buna göre hangi seçenekle verilen sosyal bilim dalı dışarıda kalır? A. Arkeoloji B. Coğrafya C. Sosyoloji D. Tarih C. Sosyoloji doğru cevap Aşağıda verilenlerden hangisi coğrafya biliminin toplum hayatına etkisini örnek olarak verilebilir? A. Çiftçilerin mete meteorolojik verileri takip ederek yoğun yağmur ve kar yağışı olması durumunda gerekli önlemler alması b geçmişteki insanların birbiriyle olan ilişkilerinin öğrenilmesi c yaşanan olayların eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi d insanların içinde yaşadığı toplumun kültürel özelliklerini öğrenmesi a şıkkı doğru cevap 3 boyutlu yazıcıların icat edilmesi şarj edilebilir kalp pillerinin yaygınlaşması Mars yüzeyinde suyun varlığına rastlanması, verilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden hangisinin gelecekteki yaşam üzerine etkisi olabilir? A) yalnız 2, B) 1 ve 2, C) 1 ve 3, D) 1, 2 ve 3. D) 1, 2 ve 3 doğru cevap. Bilgi ve belge toplama aşamasıdır. Kitap, gazete, ansiklopedi ve genel ağdan yararlanılır. Araştırma sorusu ile ilgili notlar alınır. Verilen çalışmalar aşağıdaki bilimsel araştırma basamaklarının hangisinde yapılır? A) Araştırma sorusunu belirlemek B) Varsayım oluşturmak C) Kaynak taraması yapmak D) Metin oluşturmak C şıkkı doğru cevap. Hidroponik tarım, topraksız ortamda tarım yapılmasını olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde bitkiler besin üretimi için ihtiyaç duydukları maddeleri özel olarak hazırlanan besin solüsyonundan karşılamaktadır. İnsanlar bu yöntemi kullanarak günümüzde evlerinin teras veya balkonlarında bile tarım yapabilmektedir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar ülkemizin gelişmesine katkı sağlamaktadır. B. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanların gelecekteki yaşamları üzerine etkilidir. C bilimsel çalışmalar tarım alanlarının yok olmasına neden olmaktadır. D bilimsel çalışmalar bilimsel araştırma basamaklarına uygun olarak yapılmalıdır. B şıkkı doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bilimsel çalışmalar yapan bilim insanlarından biri değildir? A Masar Osman, B Hulusi Behçet, C Orhan Veli Kanık, D Oktay Sinanoğlu. C şıkkı Orhan Veli Kanık doğru cevap. Patent hakkı ülkemizde yasalarla güvence altına alınmıştır. Buna göre patent hakkının yasalarla korunması aşağıdakilerden hangisinin sağlama amacı taşımaz? A) Buluş faaliyetlerini özendirmek B) Buluş sahibini para ile ödüllendirmek C) Ürünlerin yasal yollarla yaygın olarak kullanımını sağlamak D) Yaratıcılığın korunmasını sağlamak B şıkkı buluş sahibini para ile ödüllendirmek doğru cevap. Günümüzde yasal yollar dışında çoğaltılan ve satılan kitap, CD, bilgisayar yazılımı, oyunlar ve sinema filmleri gibi bandrolü olmayan ürünlere korsan yayın adı verilir. Buna göre yayında verilenlerden hangisi korsan yayınla mücadele konusunda tüketicilere düşen görevler arasında yer almaz? A) Korsan ürünleri satanları yetkili mercilere bildirmek B korsan ürün alanları bilgi vererek uyarmak C bandrolü olan ürünleri satın almak D korsan ürünleri satın almak D şıkkı doğru cevap Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların toplum hayatındaki önemini ifade ediniz İnsanların gelişmesini sağlamak ve daha ileriye gitmesine olanak vermek için sosyal bilimlerin farklı dalları her zaman söyleme yapmaktadır. İnsan ile doğa arasındaki ilişkinin yanı sıra geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkiyi insan psikolojisi ve davranışları üzerinde sosyal bilimler ve toplum üzerindeki etkileri ele alarak insanlığın gelişmesine fırsat vermektedir. Bireysel ve teknolojik gelişmelerin bireylerin yaşantısına nasıl etkiler yaptığını açıklayınız. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireylerin yaşantılarında olumlu yönde gelişmeler sağlanmaktadır. Özellikle çevrenize baktığınız zaman hayatımızı kolaylaştıran pek çok teknolojik ürüne rastlamanız mümkündür. Yıl içerisinde gelişen bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler gibi cihazlar hayatımıza girmiştir. Özellikle cep telefonlarını gösteren ve şekilde gelişmesi internette fotoğraf makinesine, kameraları gerekli dosyaları saklamak için depo alanı ile büyük hizmet sağlamaktadır. İş yerlerinden idare edebildiğimiz beyaz eşyalar, ev aletleri, fabrikalarda kullanılan akıllı makineler, sağlık sektöründe kullanılan tıbbi cihazlar, trafikte kullanılan yeni model araçlar, far sensörleri, yol takip sensörleri, uzayı keşfetmek için yeni gönderilen uzay mekikleri gibi birçok teknolojik cihazlar hayatımızda olumlu yönde yaratmaktadır bilimsel bir araştırma yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiniz. Bilimsel bir araştırma yaparken gözlem ve araştırma konuyu belirleme, araştırma yapılacak problemi tanımlama, konuyla hiç ilişkiyle konuyla ilişkili kaynakları araştırma, hipotez kurma, araştırma yöntemi ve modelini belirleme, verilerin toplanarak analiz edilmesi, araştırmanın sonuçlandırılması ve raporlama. Telif ve patent hakları saklı ürünleri olan ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin neden gerekli olduğunu açıklayınız. Telif hakkı insanların kendi emekleriyle meydana getirdikleri sanatsal eserleri ya da bilgi ve düşüncelerinin kullanılmasını veya kopyalanmasını yasal olarak yasaklayan saklayan haktır. Patent hakları bir ürün bir ürünün fikir bulan kişinin o ürün ya da fikri yurt içi veya yurt dışında satın satılabilmesi için, üretilebilmesi için kendi adına kişiye sunulmuş olan belgedir. Aynı zamanda bu belge yasal bir belge olduğu için tüm haklar sahibine aittir. Bu ürün veya fikir rahatlıkla kendisi tarafından kullanılabilir. Telif hakkı ve patent hakkının yasal olarak alınmasının gerekliliği, telif hakkı veya patent haklarına sahip kişilerin, her türlü emeklerinin bu sanat, bu sanat eserleri düşüncelerinin bilgilerinin kullanılması veya kopyalanmasını kendilerine ait olmasından dolayı izinsiz olarak kullanılması suç teşkil edeceğinden bunun da korsan, korsanlar, korsanlığa gireceğinden dolayı bu kişilerin emeğine saygı göstermek bu hakka telif hakkı ve patent hakkı olan kişilerden yasal olarak almak önemlidir. Bu ünitede neler öğrendiniz? Bu ünitede sosyal bilimlerin alt bilimleri olan bilimleri öğrendik. Telif hakkı, patent hakkının neden önemli olduğunu, korsan CD, korsan yayın gibi kelimelerin anlamlarını öğrendik. Gelecekteki teknolojinin nasıl olacağını, insanları nasıl etki edeceğini öğrendik. Bu ünitede başarılı olduğunuz konular hangileriydi? Bilim ve teknoloji gelecekte insanlara nasıl etki edeceği konusunda başarılı olduğumu düşünüyorum. Bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz? Bu ünitede öğrendiğim konularla korsan kitap, korsan CD gibi ürünlerin bu ürünleri ortaya koyan sanatçıların veya eser sahiplerine zarar verdiği korsan yayınlara karşı olmak gerektiğini öğrendim. Bu ünitede hangi konular ilginizi çekti? İlgimi en çok telif hakları, satıcı hakları, korsan yayınlar çekti. Bu ünitede öğrendiğiniz bilgilerden size en ilginç gelen hangisiydi? Sosyal bilimlerin insan hayatına etkileri ilgimi çekti. Bu ünitede hangi konuları anlamakta zorlandınız? Bu konularla ilgili aklınıza takılan takılanlar hakkında kitap, dergi, ansiklopedi ve genel ağ gibi kaynaklardan araştırma yapınız. Hidropor, hidroponik tarım konuyu tam olarak anlayamadım. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.